İstanbul Pendik'teyiz şimdi de. 79 yaşındaki Şaban Ermiş kendinden 30 yaş küçük bir kadınla imam nikahlı olarak yaşamaya başladı. Şaban amcanın eşim ölünce sığındım dediği kadın iddiaya göre onu dolandırdı. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Beni mahvetti yani. Çok sevdim. Hep yalanmış. Anlıyordu. Hanım ölünce kişi ben de şaşkına döndüm. Tutulacak dallar atım. 79 yaşındaki Şaban Ermiş bundan 4 yıl önce eşini kaybetti. Bir daha evlenmem diyordu ama öyle olmadı. Arkadaşının tanıştırdığı bir hanımefendiyle yolları kesişti ve 2 yıl boyunca onunla dini nikahlı yaşadı. O kadınla aralarındaysa tam 30 yaş fark vardı. Ben dedim ki baştan, bak yaş farkı var, sorun olmasın. Seviyorsun dedi, Allah'tan başka kimse ayıramazdı bana. Ben de inandım. Ama o çok güvendiği iddialara kar yağdı. İddiaya göre Havva Hanım Şaban Bey'i dolandırdı ve tam 45 bin lirasını alıp bu evden gitti. Bir daha da telefonlara dahi çıkmadı. Kepen paramı aldı gitti. Peki Şaban Bey, 2 yıl boyunca neden dini nikahlı yaşadınız? Yani resmi nikah niye kıymadınız? Ben istemez miyim? İsterim. Resmi nikah kıyacak mıydınız? Kıyacaktık. Havva Hanım istemedi. Evet, oyaladı, çok oyaladı. Çok üzüldüm. Beni mahvetti yani. Sizinle nikah kıydı ama bu evde hiç yaşamadı mı? Yaşamadı. Durmadı. İşte çocuğum hasta, gelinim hasta dedi. Öyleler devamlı kaçtı benden. Haftada bir gelip görüşürük diyordu. Siz oğlunuzla birlikte bu evde yaşıyorsunuz değil mi? Tek başınıza? Tek başımıza yaşıyoruz. %50 engelli. Ben bakıyorum. Bütün yük sizin omuzlarınızda. Evet. Ben ona güvendim. Oğluma bakacaktı. Beraber bakarız dedi. Yalan söyledi bana. Paramı istiyorum. Paramı. Geri dönse affeder misiniz? Yok, affetmem. Yalan söyledi, özdü beni. Çok yalan söyledi.